Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış programını sunar. Efendim günaydın. Haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Kalkavan bizlerle birlikte senenin son günleri. Genelde bir adet vardır. Senenin son günlerinde bir toparlama yapılır. Biz de sigorta sektörünün 2014 yılını biz sizlerle paylaşacağız. 2015 yılında bizleri, tüketicileri neler bekliyor ve onları sizle paylaşacağız. Varsa sorularınız her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com adresine, elektronik posta adresine soru sorabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter adresinden de sorularınız varsa sorun, canlı yayında cevaplandırmaya çalışacağız. Hoş geldiniz Sayın Kalkavan. Hoş bulduk, sağ olun. Arkadaşlar bir değerlendirme haberi yapmışlar, şöyle bir toparlamışlar. Hani çok fazla detaya girmeden onu bir izleyelim, sonra sizde biraz daha bir takım gelişmeler var. Onları paylaşalım izniniz olursa. Tabii. Efendim bir küçük haberimiz var. Birlikte izliyoruz. 2014 yılının ilk 11 ayına bakıldığında 22,9 milyar lira prim üreten sektör geçen yıla göre reel olarak %2,5 daraldı. Hayat sigortalarında %14 pazar kaybı yaşanırken oto sigortalarında şirketler %16'ya yakın küçüldüler. Türkiye Sigorta Birliği tarafından açıklanan Ocak-Kasım ayı verilerine göre sigortacılar geçen yılın aynı dönemine göre nominal bazda %6,4 üretim artışı gerçekleştirirken enflasyonla mukayese edildiğinde reel bazda %2,5 küçüldüler. Rakamlara bakıldığında ise yine Ocak-Kasım ayında toplam 22,9 milyar liralık prim üretiminin 19,9 milyar lirası hayat dışı sigortalardan, 2,9 milyar lirası hayat sigortalarından oluştu. Geçen yılla karşılaştırıldığında hayat dışı sigortalar reel olarak 0,6 küçülürken hayat sigortasında %14 ile rekor küçülme yaşandı. Sigorta sektörü oto sigortalarında da bu yıl büyük düşüş yaşadı. Zorunlu olan trafik sigortasında 4,5 milyar lira prim üreten şirketler geçen yılın 11 aylık dönemine göre reel bazda 6,79 küçüldü. Kasko sigortasında da 4,4 milyar lira prim üretilirken geçen yıla göre %9'a yakın küçülen sektör oto sigortalarında toplam %16'ya yakın pazar kaybetti. Efendim özetle böyle. Aslında özete bakarsak anladığımız kadarıyla çok da parlak değil. Değil mi Sayın Kalkavan? Yani bir kasko sigortasının. Ben aslında trafiğe takıldım. Trafikte nasıl küçülünüyor? Ben onu anlayamıyorum. Yani zorunlu bir sigorta. Evet. Her yıl yenilemesi lazım. Belli bir şekilde de trafiğe çıkan bir araç var bu sene. O da onun yaptırmak zorunda. O küçülme ne? Küçülme Noyan Bey şuradan kaynaklanıyor. Geçen sene biz trafik sigortasında %38 gibi büyüdük. Geçen sene ciddi bir büyüme yaptığımız için bu sene bir durulduk. Yani fiyatlar ilerlemedi. Küçülme de şuradan geliyor. Aslında poliçe başına prim düştü bizim. Geçen seneki primi topladık yaklaşık. Yani çok büyük bir fark yok. %1,5 gibi bir küçülmemiz var orada. Pardon. Trafik sigortasında %2 gibi bir büyümüşüz ama reel anlamda küçüldük tabii. %3 gibi büyümemiz var. Geçen seneki artıştan kaynaklanıyor. Geçen sene ciddi bir artış oldu. Çünkü biliyorsunuz bir önceki yıl 1,2 milyar gibi, 1,1 milyar gibi bir zarar etti sektör trafik sigortasından. onun refleksiyle bir %38 bir büyüdük. Ondan sonrasında bu 2014 yılında serbest tarifeye geçtik. Evvelden şöyleydi mesela. Tarife devlet tarafından belirlendiği için en fazla biz mesela siz çok iyi bir sürücüsünüz, 20 yıldır hiç hasar yapmadınız, ben size en fazla %20 hasarsızlık uygulayabiliyordum. Şimdi bunlar kalktı bu sene, serbest oldu. Nasıl kaskoda %60 ben iyi sürücüme, iyi sigortalıma %60-70'e kadar varan indirimler uygulayabiliyorum. Artık trafik sigortasında da bu başladı. Bu sene özellikle iyi sigortalılar sektörün asıl hedefi oldu. Onları alabilmek adına ciddi indirimler yapıldı. Ortalamada böyle bir şey tabii geldi. Biz şeyden bahsediyoruz. Onunla bir açıklayalım. Ya biz prim üretiminden bahsediyoruz. Tabii, prim üretimi, toplanan primden. Tabii. Yani poliçe sayısında bir azalma yok. Artış var. %5 gibi. Evet, %5 gibi artış var. Prim üretiminden bahsediyoruz. Evet. Sayın Kalkavan, ben bir şeye dikkat ettim. 110 milyona yakın bir poliçe var. Evet. Doğru. Ciddi bir rakam. Yani ülkenin nüfusuyla mukayese ettiğinizde çok ciddi bir rakam. Hani biz şeyden bahsediyoruz ya, hani Türkiye'de sigorta bilinci yok, sigortaya çok fazla talep yok, yayılmıyor, genişlemiyor, tabana gitmiyor. Ama 110 milyon poliçe ciddi bir rakam değil mi? Şimdi 110 milyon tabii bunu şey olarak bakmak lazım. Mesela benim şu anda 3 tane falan ferdi kazam var. Ayrı ayrı yaptırdım. Yani ferdi kazalar, hayat sigortaları. Mesela kişiler 2-3 yerden kredi kullandığında 2-3 tane hayat sigortaları oluyor. Veya işte bazı sigortalılar ferdi kazayı tercih ediyor. Ferdi kaza sigortası alıyorlar. Esasında bunları düştükten sonra bir de zaten şu anda 15-16 milyon gibi trafik sigortası var. Ciddi bir oran o da. Kaskoyu falan düştüğünüzde niye düşüyorsunuz? Onlar da bir sigorta poliçesi olmuş. Onları düştüğünüzde derken hani bu normaldir. Yani o anlamda diyorum. Yani 110 milyon şimdi şöyle söyleyeyim size 75 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Evet. İşte 20 milyon araç var burada. Burada sırf mesela kaskoda trafik gibi yüzdelerde olsaydı zaten 30-35 milyon olacaktık ama biz onun çok daha aşağısındayız. Az değil mi kasko oranı? %26. Yani araçların sadece %26'sı kasko. %26'sı, dörtte biri sigortalı diyebiliriz. İşte burada aslında gidecek iki kat daha yolumuz var. %75 olabilir. Mesela zorunlu sigortada yakaladığımız rakam %80 olduğunu düşünürsek bu çok iddialı bir şey zaten. Ama %50 yarısını sigortalasak zaten ciddi bir artış oluyor. Ama dediğim gibi bunların içerisinde ferdi kaza, hayat sigortaları da olduğu için esasında bu 110 milyon çok fazla, nüfus 75 demek ki herkesin bir poliçesi var değil. Mesela sizin şimdi bir aracınız var. Zaten otomatikman kaskonuz, trafiğiniz geliyor. Üzerine bir sağlık sigortanız varsa, bir konu sigortanız varsa işte sizin 5-6 tane poliçeniz oluyor hiç kredi kullanmasanız. Şeyi biliyor muyuz? Sigortalı yani kişi sayısını, öyle bir ayrım var mı? Yani şimdi bu bahsettiğimiz poliçe sayısı tamam 110-115 milyonlara varan. Onu sağlıkta takip ediyoruz. Yani. Diğerlerinin alt kırılımı olarak şey bilmiyoruz. Yani dediniz ya bir kişinin 5 tane 6 tane poliçesi var. Yani kişi başına düşen poliçe sayısı ve ne kadar kişi, ona herhalde o kadar detaylı bir istatistiki veri yok. İstatistik bir veri yok. Bir de şunu da söyleyeceğim. Nakliyat sigortaları var. Seferbaşı düzenliyorsunuz. Mesela Türkiye'de düşünün. Kaç sefer yapılıyordur acaba yılda? Evet, işte o kadar detaya gidiyor, geliyor. Şimdi sırf nüfusa göre bakıyoruz da bunun içerisinde nakliyat sigortaları da var. Doğru. İşte nüfusun yanında işletmeler, o işletmelerin ticari şeyleri var. Yani aslında sigortalı, tüzel ve gerçek kişi diye baktığımızda nüfus artı şirketlerin sayısını alabiliriz. O zaman da çok yüksek değil bu rakamlar. Peki. Şimdi 2015'te önemli bir gelişme var. Hani tüketiciyi de çok yakından ilgilendirdiği için soruyorum. Bir trafik sigortası da bir doğrudan tazmin dedikleri bir sistem var. Şimdi bu çok böyle kallavi bir tabir gibi duruyor. Doğrudan tazmin ne demek bu? Trafik sigortası da bir değişikliğe gidilecek galiba. Nuhan Bey şöyle, bizim prim üretimimizin %46'sı otosigortaları. İşte bunun %23-26 gibi oranı şeyden geliyor, kaskodan. %23-24 gibi de trafik sigortasından. Yani ciddi %25 trafik sigortasından geliyor. Ama burada şöyle bir şey var biliyorsunuz. Trafik sigortası sizin üçüncü şahıslara verdiğiniz zararları karşılıyor. Arabayı kullanırken kusurlu bir şekilde gittiniz, birisinin aracına çarptınız. Sizin sigortanız sizin yerinize geçip zarar verdiğiniz aracın tamiratını gerçekleştiriyor. Onun masraflarını karşılıyor. Şimdi hep şöyle bir eleştiri alıyoruz biz sektör olarak. Trafik sigortasında sigorta şirketleri hizmet ettiği kişinin, tamiratı yaptığı kişinin kendi müşteri olmaması dolayısıyla onlara daha alt segmentte bir hizmet veriyor. Şu demek, siz benden aldınız, ben X sigorta şirketiyim. Gidip birine çarpıyorsunuz, ben sizin çarptığınız kişiye hizmet verdiğim için o benim müşterim değil, sizsiniz benim müşterim. Bunda artık şöyle olacak. Mesela siz benden aldınız yine trafik sigortanızı ve size birisi geldi çarptı. Siz gidip onun sigorta şirketine başvuruyordunuz. Artık doğrudan geleceksiniz, benden hizmetinizi alacaksınız. O şirketten iyi hizmet alamıyor muyum vatandaş olarak? Hayır, şimdi buna mı karar verdiniz? Hayır, ona karar vermedik ama şimdi burada şunu savunamıyorsunuz. Aa, ben iyi hizmet veriyorum ama işte bir tane iki tane müşteri sigortalı bazı şeylerden memnun kalmadığında ortalık ayağa kalkıyor. Kamu otoritesi bundan etkileniyor doğal olarak. Bu da bizim ülkemize özgü değil. 4-5 ülkede uygulanan bir yöntem. Ama şunu kabul edin. Mesela şimdi siz vatandaş olarak düşünüyorum. Şimdi sigorta şirketleriyle hiçbir bağlantısı olmaksızın. Baktığımda ben mesela birisi çarptı bana. Ben aldığım hizmeti beğenmedim. Ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Bu sürece dahil olamıyorum ben. Ama bu sefer ben kendi sigortacımdan hizmet alacağım için eğer bana verdiği hizmetten memnun kalmıyorsam sigorta şirketimi ertesi yıl değiştirebilirim. Artık sürece ben zarar gören olarak dahil oluyorum. Aslında tüketici odaklı bir uygulama. Hani biz buna çok güveniyoruz. İşte teknik bazı zorluklar var. Birkaç yıldır bunun üzerinde yavaş yavaş, son yıl 2014 yılında artık son raddeye ulaştık. İnşallah bu sene 2015 içerisinde biz bitireceğiz. Ama artık burada şöyle bir şey, biz bu projeyi bitireceğiz, kullanılabilir hale getireceğiz. Ondan sonra sigorta şirketleri tarafında ciddi bir teknik çalışma devam edecek. İşte tarifelerini ona göre düzenleyecekler. Artık trafik sigortasından ziyade biraz da kasko sigortası gibi bir mantaliteye dönecek trafik sigortası. Bir sonraki şeyinde de artık sigorta şirketleri doğrudan esasında kasko trafik poliçesi birleşsin diye konuşuluyor ya, kimi çevrelerden geliyor. Aslında onun önündeki en büyük pratiği de yapmış oluyoruz. Kasko trafik birbirine çok benzer bir ürün halini alıyor. Sigorta şirketleri arkadan, ben bunu tabii kendi sigortacımdan tazmin ettireceğim, alacağım ama parasını. Sigortacım gidip zarar veren kişinin sigortacısıyla arkada anlaşacak. Artık müşteriler o tüketiciyi bağlamıyor, şey yani ilgilenmeyecekler. Peki Fatih Bey sormuş. Türk trafik sigortasındaki serbest fiyat kaliteyi düşürmüyor mu? Bu konuda bir yaptırım düşünülüyor mu? Fatih Ağırkaya. Buyurun. Esasında Fatih Bey'in sorusuna en iyi cevap da bu. Doğrudan tazmin. Eğer kalite düşüyorsa, hizmet düşüyorsa sigortacınızda, sigorta şirketinizi değiştireceksiniz. Mesela bugün insanların baktığı tek şey şu. Çok da normal bu. Çünkü hizmet aldığınız bir şey değil. Siz kanuni bir zorunluluk gereği bir sigorta alıyorsunuz ve o sigortadan hiçbir zaman siz yararlanmayacaksınız. Yani hizmet anlamında yararlanmayacaksınız. O anlamda kişiler otomatik olarak fiyata yöneliyorlar. Bu kalite, hizmet tarafında fazla da odaklanmıyorlar. Yani tabii ki bütün sigorta şirketleri, burada biz bakıyoruz istatistiklere, şunlar var. Ciddi oranda bir tazminat ödüyoruz. Burada zarar da ediyoruz biz sektör olarak. Ama mutlaka artık şirketler hizmetlerinde kaliteyi, müşteri memnuniyetini çok daha öne çekmek durumunda kalacaklar. Kasko sigortasında olduğu gibi. Bir de yani otosigortalarında bir sorun var uzun zamandan beri. Yani kaskoda bir ölçüde biraz çözülmeye gidildi düzenlemelerle, bu yedek parça kullanımı ile ilgili. Evet. Yanılmıyorsam 2015'te de bir sertifikasyonla ilgili bir çalışma var. Nedir Sayın Kalkavan bu? Bu da tüketiciyi çok yakından ilgilendiriyor. Tabii aslında bu sigortalı, sigortasız bütün ülkeyi ilgilendiriyor. Yani çok önemli bir proje. Şu anda biliyorsunuz araç kaza yaptığında, hasarlandığında veya bakım için bile olabilir. Hani başka taraflarda da parça kullandığımızda biliyorsunuz bir orijinal parça deyimi var. O da nedir? Evet. Üretici firmanın garantisi altındaki parça, kontrolü altında. Bir de işte eşdeğer, yan sanayi gibi tabirler kullanılıyor. Eşdeğerle yan sanayi biraz farklı tabii. Yan sanayi alt oluyor. Eşdeğer, aslında eşdeğer kelimeden de yola çıktığımızda Rekabet Kurumu'nun da mevzuatında var bu zaten. Tüketiciyi korumak anlamında. Bir tarafa bağlı kılmamak için. Orijinal parça eşdeğer özellikleri karşılayan, taşıyan parçalar. Ama ülkemizde ve birçok ülkede de bu böyle. Sadece ülkemize özgü değil. Bunun eşdeğerin, orijinal eşdeğer olduğunun bir belgelendirmesi, bir testi yok. Şimdi biz bunun üzerinde çalıştık. Dünya uygulamalarını inceledik. 4 ülkede var bu. 4 ülkeyi inceledik. Biz bu ülkelerden hangisi bize uygun gelecekse, araç parkına kadar uygunsa, en hızlı geçiş hangisi sağlayacaksa onu alacağız. Artık şöyle bir şey, aracınıza bir yedek parça, eşdeğer parça takıldığında bizim stikerimiz olacak. Üzerinde test, güvenlik testinden geçmiş. Siz derken birlikten bahsediyoruz. Sigorta şirketleri. Bu Sigorta Şirketleri Birliği'nin altında kurulan bir şirket, tarafsız olacak. Uluslararası bir şirketle zaten biz bunu ortaklaşa yürüteceğiz. O ülkedeki test prosedürleri bizim ülkemize getirilecek. Ve bundan sonra bu parçalarla ilgili bütün sorumluluğu sigorta birliği olarak da biz alacağız üzerimize. Burada sadece sigortalılar değil, mesela vatandaş kendi cebinden yapacağı bir harcamada dahi gidip şey diyebilecek. Ben tamam eşdeğer olsun ama sertifikalı olsun, şu sertifikayı görmek istiyorum dediğinde gerçekten test edilmiş, çarptırılmış. Mesela burada mesela güvenlik testi, atıyorum tampon, bir 50 kilometrede çarptırıyorlar aracı, bir 70 kilometrede bakıyorlar gerekli korumayı sağlıyor mu? Çünkü tampon süs değil, önemli bir güvenlik, o darbeyi yumuşatan bir parça. O anlamda güvenlik, uygulandığı yere uyma, oturma, üretim kalitesi gibi testlerden geçmiş parçalar. Ve böylelikle şunu da yapacağız Noyan Bey, bu doğrudan tazmin. Şimdi şöyle düşünün, ben bir şirketim, başka bir şirket adına harcama yapıyorum. Çünkü artık bana geliyor, ona gitmeyecekler doğrudan tazminde ve gidip ondan parayı alıyorum. Şimdi burada sertifikasyona tabi tutmamız lazım ki orijinalse orijinal, eşdeğerse eşdeğer. Artık biz bir standart getiriyoruz sektöre. Ve böylelikle bu doğrudan tazmin de çok daha rahat çalışacak. Artı vatandaşlarımız, sigortalılarımız belli testlerden geçmiş parçaları kullanabiliyor olacaklar. Bugün itibariyle baktığınızda bu eşdeğerlerin, orijinal dışındaki parçaların hiçbirinin testi yok. Yani birisi çıkıp size şöyle bir şey demiyor. Ne kamu otoritesi, ne herhangi bir özel kuruluş. İşte bu test edilmiştir, merak etmeyin, rahatlıkla kullanabilirsiniz diyen bir sistem, bir kurum sistem yok. Peki biraz gelen soruları da 3 dakikamız kaldı, cevaplandıralım. Fehmi Bey şöyle soruyor. DASK'ta ve diğer sigortalarda yeniden Türkiye şartlarını taşıyan yenilemeye ihtiyaç var mıdır diye soruyor. Türkiye şartlarını taşıyan? Evet, yurt dışından yazmış. Bence bizim kültürümüze uymamaktadır. Yenilemeden bahsediyor. Soruyu ben tam anlayamadım. Peki, bir daha sorayım o zaman. Sorduğu şey şu, Fehmi Bey'in diyor ki, DAS'ta ve diğer sigortalarda Türkiye şartları taşıyan yenilemeye ihtiyaç var mı? Her sene yenilemekten bahsediliyor ya, her poliçeleri her sene yeniliyoruz. Yani buna ihtiyaç var mı anlamında soruyor. Bu dünyanın her tarafında böyle. Sadece yani bizim mevzuatta şöyle bir şey var benim görüşüme göre. Mesela zorunlu sigortalarda da bir takım hatırlatmalar yapmak durumundasınız. İşte kişilere, işte oraya buraya bildirmek zorundasınız. Aslında bu vergi gibi herkesin ürün içeriğini bildiği ve her yıl yenilemesi gerektiğini bildiği poliçelerdir. Mesela bu dünyaya baktığımızda böyle bir uyarma şeyi yok. Ama bizde böyle bir uyarma prosedürü var. Onun dışında bütün poliçeler yenilenmesi gerekiyor. Biraz tabii mal varlığının değeriyle yeniden değerlemesi anlamına geliyor konutta da, yani verilen teminat tabii anlamında. Tabii bir değişiklik olduysa sigortalılarımız orada o sigorta bedelini değiştirebilirler. Peki Harun Bey şöyle soruyor. 2014 Ekim ayında paralı otobanda köpeğe çarptım ve aracımda 22.000 TL hasar oluştu. Kasko karşıladı. Fakat bir sonraki yıl prim arttı. Bu hasarda kusurlu olmadığım halde mağdur oldum. Bunun telafisi var mıdır diye sorar. Her şirketin risk değerlendirmesi kendi özelinde değişmektedir. Ama tabii ben hasar dosyasını görmeden bir şey diyemeyeceğim. Yani otobana köpeğin girmesi tabii ki yasak. Onu önlemini alması gerekiyor. Orada esasında şöyle bir şey. Eğer otobana köpeğin girmesi yasaksa sigorta şirketinde otobanından sorumlu kamu otoritesine gidip rücu etmesi gerekiyor bana göre. Çünkü sigortanın şöyle bir işlevi var. Kişilerin tek tek uğraşamadığı şeylerle aslında bir kamuyu düzenleme, işte belli kuralları oturtmada, mesela atıyorum belediyeler açtığı çukurları kapatmıyorlarsa kişisel bazda gidip bunları vatandaşlar takip edemiyor ama sigorta şirketleri kümül anlamda bunlara tazminat ödüyorsa, o çukura düşen kişilerin arabaları için veya işte sakatlık, ölüm olduysa bunları eğer bir özel kişinin, kamu otoritesinin herhangi birinin kusuru varsa o kazanın gerçekleşmesinde gidip bunu takip edip tazmin ettirip bir daha bu tür eksikliklerin önüne geçmek lazım. Burada amaç şey değil, ödediğiniz parayı geri almak değil. Siz bunu takip ettikçe, burada tazminatlar ödendikçe kamu otoritesi burada daha, kamu otoritesi ve özeller fark etmez, daha dikkatli davranıyorlar. Daha işaretler koyuluyor, açık çukur bırakılmıyor. Yoksa yurt dışındakiler bizden çok daha insancıl, daha kültürlü, daha efendi oldukları için değil. Bunların hepsi tazminata bağlı. Belediye tazminat ödüyor, özel şirketler tazminat ödüyor. İşte bunların takip edilmesi gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kalkavan, yanımıza katıldığınız için. Evet efendim, bakış programının sonuna geldik. Süremizi el verdiğince sorularınızı cevaplandırabildik. Önümüzdeki haftalarda tekrar bu soruları gündeme getiririz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.